İyi akşamlar Mersin. Adem Oğuz. Evet. Adem, ikinci sezon katılmıştın. Evet. Yarı finale kadar da çıkmıştın. Evet. Yetenekli bir arkadaşımız oldun kesin. Teşekkür ederim. Bakalım bu akşam neler yapacaksın? Yine illüzyon gösterisi yapacağım ama ilk başta bir bayanın falına bakacağım ve onun ruh eşini bulacağım. Çok güzel. Hülya Hanım'a yapabilirim isterse. Yok. Herkes merak ediyor ruh eşinizi. Belki bayan da olabilir, espri. Erkek de olabilir. Belli, bu işin içinde bir anladım, bir espri var. Yani sen kafanı Hülya Avşar'a yapmak mı vardı? Hayır. Yok, ben bir tane seyirci yollayayım sana. El kaldırınca ben de onu istedim. Seyirci olsun, daha iyi. Açık vermeyelim. Yok, Hülya Hanım'a yapmak istiyorum ben. Peki, ben tamam. Alkışlıyoruz. İyi akşamlar. Merhaba Sergen Bey. Merhaba. Beşiktaş taraftarıyım, sizi çok seviyorum. Eyvallah, sağ olun. Hülya Hanım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu faul %100 çıkıyor kesin. Onu söyleyeyim. Çünkü babam annem böyle tanışmışlar. Başıma gelenler. Hadi gözünüz aydın artık sonunda. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece uygulayacağım. Siz desteği karıştıracaksınız. Sonra kısmetinize 10 tane kart açacaksınız. Ondan sonra o 10 kart bize söyleyecek. Ne tamam. Olduğunu. Hazır mısınız? Hazırım. Ben de hazırım. Şimdi desteği 3 bölümden oluşarak vereceğim size. Siz karıştıracaksınız. Ben size soru soracağım. Bu dilek gibi bir şey olacak. Tamam? Tamam. Buyurun karıştırın. Karıştırırken de dileyebilirsiniz. Mesela ruh eşiniz nasıl birisi olsun? Nasıl birisi olsun? Evet. Peki. Karıştırdınız olsun. Mı? Tamam. Karıştırdım. Hatta tamam, çorba alayım. Oldu. Alayım. Peki, buyur. Şimdi dileğiniz bozulmaması için en alta koyuyorum ki bir daha karıştırmayın. Tamam. Evet. Şimdi ikinci dileğiniz karıştırırken ruh eşinizden beklentiniz nedir? Sizi üzsün mü, sevindirsin mi, mutlu mu etsin? Güldürsün, peki, eğlendirsin. Peki. Güzel. güldürsün, eğlendirsin, anlayışlı olsun falan fıstık yani işte. Peki. Bu dileğinizi de bozmamak için en alta ters bir şekilde koyuyorum. Tamam. Evet, sonuna geldik herhalde. Evet, sonuna geldik. Buyurun karıştırın. Peki, ruh eşinizi beğenirseniz evlenir misiniz onunla? Evlenmem. Şu an fazla dikkat ettim karıştırırken. Küpeli erkeklerden hoşlanmıyorsunuz, doğru mu? Doğru. Ay. Eyvah. Evet almayabilirim belki. O yüzden çıkarttım. Yani belki basarsınız. Yok, o sizde 10 tane de olsa şansınız hiç yok. Buyurun. Hayır mı diyeceksiniz? Şaka. Peki. Şaka. Yakışıklısınız. Buyurun. Karıştırılırsınız. Kadir tamam. Buyurun. Kolay kolay evleneceğimi zannetmiyorum. Evet. Peki. Şimdi Hülya Hanım, desteği siz karıştırdınız komple. Evet. Ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi destenin, bu işlemi 2 defa da yapabiliriz, 4 defa da yapabiliriz. Siz seçin. 2. İkisi olsun. 1/3'ünü kesmeniz istiyorum. 1/3'ü. Evet. Ops, amma zor işmiş. Tamam. Şimdi sizi yormayayım, ben yapayım. Ters çevirip buraya koyacaksınız. Şimdi aldığınızdan birazcık daha fazla alır mısınız? Aldığımdan biraz daha fazla. Ters çevirin, koyun. Evet. Tamam, elinize alın desteği. Evet. Evet, falımız hazır. 10 tane kart çıkacak. Yani kapalı kağıda kadar gelin. Öyle mi? Evet. Toplayayım ben. Tamam, kapalı kağıda geldik. 10 tane kağıt açacaksınız sağdan sola doğru. Kapalı mı? Açık. Yok, böyle açın, devam edin. O soldan sağ yani. Bana göre sağ, özür dilerim. Şöyle. Hepsini böyle mi açayım? Tabii tabii. 10 tane oldu değil mi? Evet. Şimdi ne demiştim? Kaderinizde 10 tane kağıt belli edecek. Her şeyi siz yaptınız. Bu hepsi farklı ama siz bunları seçtiniz. Merak ediyor musunuz ruh eşinizi? Hı hı. Ben de merak ediyorum. O şanslı erkek kim acaba? Söyleyeyim mi? Lütfen. O zaman şu telefon numarasını arar mısınız? 95. Koca buldum yazıp. 531 ara bakayım.
Sergen'cim kim çıkacak karşıma? Sıfır koyun başına. 0531. Evet. Bir dakika olmaz. Sizin telefonunuz yok mu? Var. Ama sizi aramanız lazım. Getirin telefonu. Ay çok... Evet. 1, 5, 9, 10. Doğru mu çevirdiniz? Kontrol eder misiniz? Siz mi arıyorsunuz? Hayır. Ara. Demek ki senin numaran bu. Değil, bir dakika. Efendim? Alo? Yakalandın. Aa, bir dakika. Yakalandın. Bu gerçek olamaz ama. Ciddi misiniz? Of! Benimle evlenir misiniz? Sizi çok seviyorum. Hayır. Ama ben yapmadım. Güzel ama. Kaderiniz. Şu çok güzel. Güzel. Yani bu numara gerçekten senin numaransa ve benim seçtiklerim buysa enteresan bir oyun oldu bu. Çok gerçekten başarılı bir şey oldu. Birisi arıyor ama. Sizin beni. Telefonumu da bu arada öğrenmiş oldunuz. Evet, o yüzden. Amacım buydu. Teşekkür ederim. Aa, evet almasam da olur. Ne uyanık. Çok teşekkür ederim. Madem hayırlı olsun. Aslanımın numarasıydı. Aa! Bir şey söyleyeceğim. Benim bu çevirdiğim numara havacıma. Orası sürekli çalmaya başladı. Hayır, orası sürekli arayın. Çalınca ben aramışım gibi oldu. Hayır, aramda çıktı. Çalıyor. Bir daha arar hayır. Mısınız? Çocuk hayır. Kendine güveniyor. Ara. Ara çalacak işte. Ben anlarım. Bu hareketlerden anlarım ben. Bu çocuk boş konuşmuyor. Sabahtan beri çalmayan telefon çaldı. Ah. Arıyor musun? Bakayım benim numaram. Sen boş ver, zorlamıyorsun. Hayır, benim numaram değil o. Ya kapat, kapat sen şuradan. Aa, bu da sustu. Hayır ya, olamaz öyle bir şey. Benim oldu. Numara, benim ya numara. Ara diyorum, ara. Arayınca arıyorum. Çalıyor. Ama kapatınca kapanmıyor. Kendi telefonu bir dakika çaldı. Ben arayayım. Burada. Kapattım. Acım ben arayayım. Aa. Acım ben arayayım. Neyse, zorlamayın abi. Tamam. Hayır ya, kesinlikle o ya. Kesinlikle. Ya bu numara, o numara olması lazım. Ya bunda şey yok. Kim arıyor? Ben aramıyorum. Böyle bir şey olamaz. Telefon bozuldu. Hayır, bu telefon... Şimdi bak, şimdi arayan başka gerçekten. Telefon kendiliğinden çalıyor. Açar mısınız? Kim o? Ben de merak ettim. Ya etmiyorum. Birader, kimsin sen? Bırak, program yapıyoruz burada. Hayret bir şey. Kapat kardeşim. Bırak, ruh ikizimi buldum ne? Bir şey söyleyebilir miyim? Ya özel hat aldım kimse aramasın diye. Bir şey söyleyeyim, senin sapın var, ben ne yapayım? Hayır, özel hat aldım. Kim arıyor, Sergen Bey? Sergen Bey mi arıyor? Evet, çıktı şu anda. Bak, Sofya. Bak. Çıktı, çıktı. Sergen Bey'in telefonunu da aldım. Bir şey çıktı seninki ya. Benimki asistanımın, üzgünüm. Ha, Sergen. Yavaş ha. Ha, numara doğru, alkışlıyoruz. Güzel. O sizin güzelliğiniz. Çok teşekkür ederim. Hayır, biz ona sihir yapmış gibi olduk, biliyor musun? Şimdi genelde... Evet, aynen. Genelde Hülya Hanım, Acun Bey, siz çok tartışıyorsunuz. Evet. Değil mi? Yok, çok değil ama az ama öz. Parmağınızda bir kart seçeceksiniz. Ama acele etmeyin veya acele edin, fark etmez. Acun Bey, siz de gözünüzle bir kart seçeceksiniz. Aklınızda değil, gördüğünüz bir kartı seçeceksiniz. Tamam, hazırım. Tamam. Ama şansınız Hülya Hanım parmağıyla dokunduğu zaman bitiyor. Tamam. Hülya Hanım, bu sizin için çok önemli. Yani siz daha dikkatli olmanız lazım. Başlıyoruz. Kara 4. Tamam. Tamam. Ben seçtim. Kara 4'ü seçtiniz. Şimdi destemin ortasına sizin kartınızı koyacağım. Şimdi Acun Bey, seçtiğiniz kart neydi? Maça az. Hülya Hanım daha dikkatli. Maça az yok burada. Gördüğünüzde emin misiniz? Evet. Tebrik ediyorum sizi Hülya Hanım. Niye? Çünkü maça az yok burada. Var. Bak! Güzel. Keşke güzel. Acele etmeseydiniz, biraz kartları görseydiniz ama... Aa. Siz çok dikkatlisiniz, Kara 4. Yani Hülya Hanım, bir tane kart vardı, onu buldunuz. Tebrik ediyorum. Şimdi oyunu sizin kartla devam edeceğiz. Parmağınızı basar mısınız? Tamam. Bütün
desteği size göstereyim. B'ye basacak mıyım parmağı? Tabii tabii tabii. Hülya Hanım, Acun Bey'den daha dikkatli olduğunuzu belli ettiniz. Kartı gösterip. Her ben zamanki sana, tabii, gibi bak. Kartı. Maça karo, maça as. Değil mi maça? Ay! Ay inanmıyorum. Teşekkür ederim. Adem, yetenekli olduğun kesin. Yani bu hareketleri yapmak kolay değil. Mutlaka hepsinin bir hilesi var. Evet, aynen öyle. Ancak, sadece oyun. Ancak ben sana bir tavsiyede bulunayım. Tabii çok önemli işler yaptın ama biraz kağıt oyunlarından kurtul yani. Çünkü kağıt oyunları sıkıyor. Bir dahaki turlarda yani böyle kağıtla mağıtla işin zor yani. Mutlaka biraz daha değişik sınıflara gel. Geçersen bilmiyorum tabii. Kart yapmayacağım. Sadece tek bir oyun yapacağım. Peki oylamaya gideceğim Sergen. Evet. Evet. Ben de evet diyorum, üç evetli oluyorum. On the floor.